Trabzon usulü kukuca. Çok meşhur bir yemekmiş. Ben hiç hatırlamadım. Ne olduğunu bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Bu bir tatlı. Onu biliyorum sadece. İçinde biraz topaklar var. Mısırla kabağı sütte pişirdiler. Sanırım onu iyice de ezmeleri gerekiyor mantık olarak. Öyle gözüküyor. Püre çünkü bu. Tadı güzel, sadece içinde topaklar var. Cevizini önce haşlayıp sonra karamel yaptılar. Bunun cevizi yeterince haşlanmamış, karameli de şekerlenmiş. Ağzımda öyle bir tat var. Hem ceviz tabii ki bu ne kadar kötü olabilir ama böyle olmaması gerektiğini biliyorum. Bakalım ikinci tabaktan sonra daha kıyas yapabileceğim. Geçtim ikinci tabağa. Çok güzel tatlı biliyor musunuz? Bana güveniyorsanız eğer kesinlikle deneyin. Hafif, çok hafif bir tatlı. Bayıldım ben. O sütte pişmesi falan onu çok hafifletmiş. Çok enteresan. İçinde mısır ne alaka derseniz eğer yerken böyle tık 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 ağzı geliyor, onu da sevdim. Çok kötü bir ceviz yapmış. Çok kötü. Kötü ötesi, böyle sanki taş koymuşuz yani. Şu an birin cevizi pırlanta gibi oldu, çok güzel kaldı. Ama bunun da püresini çok sevdim. Birinci tabağa göre ikinci tabağın püresi, yani asıl tatlı olan kısmı çok daha lezzetli geldi ama birin cevizi güzel. Üçüncü tabağım. Reji olarak bu tabağı alkışlıyoruz. Öf, bakar mısınız kıvamına? Zaten aslında söylüyor ya, tabağa yayılmış bile çok güzel pişmiş. İçindeki mısırı kaybolmuş, o kadar güzel pişirmiş. Pürenin kıvamı muhteşem. O sütün falan tadını hiç kaybetmemiş. Çok iyi. Muhteşem bir tabak tattım. Kabağın tadı falan ağzıma geldi, sütün tadı, mısırın, cevizin orijinalliğini kaybetmemiş, kıtır kıtır kalmış, aynı zamanda güzel de haşlamış. Çok beğendim. İkisinden sonra bayağı öne çıkmış yani. Son tabağım. En doğru cevizi bu yapmış. Ay şöyle veriveresim geliyor, hani tadını istiyorum. Yedikçe yiyesim geldi yani. Hakikaten çok güzel olmuş. Püresi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Püresi kötü değil ama muhteşem de değil, ama bu ceviz ne ya? Muhteşem bir ceviz olmuş. Çıtırlığı, o karamelize olması şahane. Püresi de fena değil. Ben hazırım. Çok ummadığım kadar güzel tabaklar çıktı biliyor musunuz? Ama şu ikisinden sonra 1 ve 2'de çok problem olduğunun farkındayım. Birinci tabağa 1 veriyorum. 1 vermek zorundayım. İkinci tabağı bir tık daha fazla beğendim. Özellikle tatlı kısmını, kabak kısmını, en önemli kısmı da o olduğuna göre o lezzet kıpırtısı için 2 puan veriyorum. Bu 20 günlük serüvende 1 puan bile çok önemli. Üçüncü tabağa tabii ki yıldızlı 5 veriyorum. Püresi müthiş, cevizi de güzeldi ama bundaki cevize 3 puan veriyorum. Çünkü bu ceviz en doğru ceviz olmuş. Püresinin kıvamı da güzeldi. Çok lezzetli değildi püresi ama ceviz olayı bitirmiş. Ben puanlarımı verdim. Hemen öğrenelim kime kaç puan verdik. Bu tabak tam 2 puan aldı benden. Bakalım sahibi kim? Benden 2 puan alan gelinimiz... Rabia.
3 verdiğime bakayım. Cevizine öldüğüm, bittiğim, çok sevdiğim. Acaba kim bu gelin? Üç puan alan gelinimiz Hatice. Hatice kesin daha önce böyle bir ceviz yapmış. Bu meşhur bir tarif aslında. O yüzden de bence çok başarılı olmuş. Ben bu tarifi anladım. Kendi usulümce yapacağım. Sütlü, hafif, güzel bir tatlı olmuş. Kabak da biliyorsunuz lif kaynağı, zayıflamada falan çok işimize gelen bir şey. O yüzden masum bir tatlı olmuş bence. 5 puan. Bakalım hangi gelinin? Günün yıldızı, tatlı olarak öne çıkan ismi Özlem mi, Merve mi? Hemen öğrenelim. Merve. Merve'ymiş, gördünüz mü? Ve burada da Özlemcim var. Bütün kızları tebrik ediyorum. Muhtemelen onlar da ilk defa böyle bir tatlı yaptılar. Bence güzel olmuş tabaklar. Ben kenara çekiliyorum. Şov başlasın. Sıra kayınvalidelerde.